Bayramda yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapılır? Parası olan tatile çıkar. Pandeminin kalkması bize çok çok iyi oldu yani. Şimdi annemizin elini öpebiliyoruz. O topladığımız az da olsa şekerlerle, o 1-2 TL'lerle mutlu oluyorduk. Bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü. Bizler de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına bayramınız nasıl geçiyor? Sizce eski bayramlar mı, şimdiki bayramlar mı diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Bayramınız nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Bayramda yani şekerlerimizi aldık, tatlılarımızı aldık, su böreklerimizi aldık. Bayram çok güzel geçiyor. Neler yapacaksınız peki? Bayramda ziyaretlere gideceğiz. Ondan sonra dolaşacağız, eğleneceğiz. Kısıtlamalar olmadan ilk bayramı geçireceğiz. Sizce nasıl geçecek? Ya çok güzel geçecek. Yani daha rahat, daha serbest. Yani her şey daha güzel. Peki eski bayramlar mı, şimdiki bayramlar mı? Tabii eski bayramlar. Eski bayramlar daha güzel. Eskiden daha fazla bir samimiyet vardı. Eskiden daha fazla bir görüşme vardı. Yani o bakımdan. Vallahi bayramı şu anda tek başıma geçiriyorum. Mersin'den geldim ben. Tatile geldik yani. Kardeşimin yanındayım. Şu anda geziyor. Bayramda güzel geçiyor, iyi. Peki pandemi sonrası ilk bayram diyebiliriz. Nasıl geçecek sizce? Kısıtlamalar yok. Vallahi kısıtlamalar herhalde aynı devam eder herhalde. Yani başka da bir şey diyecek. Yaklaşık 2 yıldır Büyükdeniz ellerini öpemiyor. Yani doğrudur, doğrudur. Bu sene bilece de olsa artık pandemiden arınmış bir şekilde Büyükdeniz yerleri ellerini öpebileceğiz. Yani. Bunlarla ilgili neler yapıyoruz? Eski bayramları özlediniz mi? Özledik tabii, özlemez olur mu? Şu anda bayramlar güzel yani. Araçlarda olsun, tramvayda olsun, maske falan kuralları kalktı. Bilmiyorum yani sonuçlar ne olur artık. Peki, sizce eski bayramlar mı, şimdiki bayramlar mı? Eski bayramlar daha güzel. Eski bayramlar en azından gidip geliniyordu. Şu anda kısıtlamalar var. Şimdiki gençlik başka bir çeşit oluyor ya. Hani büyükler, saygı, sevgi var ama yine eskiki gibi değil. Önce gidiliyordu, geliniyordu. Bu bayramlar inşallah eski bayramlar gibi. Bu bayramların özlemi vardı da bizlerde. Dediğin gibi özlem bir başkaydı. Bu bayramda hasretini çok çekiyorduk. Camilere gidemiyorduk, teravihlere gidemiyorduk. İnsanlar hep birbirinden kaçıyordu. Ama bu pandeminin kalkması bize çok çok iyi oldu. Yani şimdi annemizin elini öpebiliyoruz. Yani ne bileyim, çok güzel bayram geçiyor. İnşallah eski bayramlar yine kavuştuk diye biliyorum yani. Peki sizce eski bayramlar mı, şimdiki bayramlar mı? İlla ki eski bayramlar, şimdiki bayramlar nesil değişiyor. Nesil şimdi kimse kimsenin kıymetini bilmiyor. Eskiden bir anne baba, ne bileyim ahraba, dost hep birbirine bağımlılardı. Herkes birbirine çok giderdi. Şimdiki insanlar eşi dostluğu bırak, mefaat uğruna gelir selam veriyorlar. Anladın mı? Hani kimse kimsenin hatırını bilmiyor. Menfaati varsa sana selamun aleyküm. Menfaati yoksa aleyküm selam. Bile demiyorlar yani. Ama eski şeyler çok güzel yani. Eski bayramların tadı, tuzu başkaydı yani. En azından aileler bir evde toplanırlardı, büyüklerimiz toplanırdı aileler. Orada hep beraber ailecek bayramlaşırdık. O da ayrı bir duygu verirdi. Hala kızları, dayı oğulları, amca çocukları. Ama o bayramların hiçbirini maalesef göremiyoruz. Şimdi çok değişti. Bayram var yok ama yine de Rabbime şükürler olsun. Yine iyiyiz yani. Bayramda yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapılır? Parası olan tatile çıkar. Emekliler ne iş yapar? Asgari ücretin altında alan bir emekli kira mı versin? Ev ihtiyacını mı görsün? Vesaire vesaire. Bir sürü şeyler var yani. Tatil yapacak şeyi yok. Hiçbir emekli yapamaz. Yapan da emekli de olsa bile bütçesi vardır. Ona göre tatilini de yapar, büyüklerini de ziyaretler. Biz yıllardır büyüklerimizin cenazesinin mezarına bile gidemiyoruz. Anlatabildim mi? Ekonomi zorluklardan dolayı. Yaklaşık 2 yıldır pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu nedenle de büyüklerimizin ellerini öpemedik. Bu sene öpebilecek miyiz? İşte imkanı olan gidip öpebilir. O da pek sanmıyorum, dışarı gidemezler. Yol ücretleri, hani yakıt azam. Yani gidemeyecek yani. Giden zaten kendi özel arabasıyla gider. Doldurur benzinini, mazotunu. Annesinde, babasına, var olanlara, hayatta olanlara ziyaret ederler. Ha peki nerede o eski bayramlar diyor muyuz? Vallahi hep her sene aynısını diyorlar. İnsanlar değişiyor, bayramlar değişmiyor. İnsanlar değişiyor. Kimse değişmiyor. Hani büyük küçük kalmadı. Saygı da yok, sevgi de yok. Önceki gibi bayramlarımız yok maalesef. Neler yapmayı planlıyordunuz peki? Vallahi çocuklarla gezmeyi planlıyorum. Çocuklarımı İstanbul'dan getirdim. Onlarla gezip tozacağım sadece.
Pandemiden sonraki ilk bayramımız kısıtlamalar olmadan nasıl geçecek sizce? Eğlenceli geçer diye tahmin ediyorum. Yani en azından çocuklar için. Peki eski bayramlar mı, şimdiki bayramlar mı? Eski bayramlar tabii ki de. Önceden biz şeker toplayacağız diye her yere gidiyorduk. Kapı çalmadığımız kapı kalmıyordu. O topladığımız az da olsa şekerlerle, o 1-2 TL'lerle mutlu oluyorduk. Ama şimdiki çocuklar onlarla mutlu olmuyor maalesef. Bu bayram yani iyi değil. Ekonomik sıkıntılar yüzünden. Ne yapabiliyorsunuz? Akrabalar dolaşacağız. Büyüklerimize, genç olarak. Bu kadar. Yaklaşık 2 yıllık pandemi yüzünden büyüklerimizi ziyaret edemiyorduk. Bu sene artık pandemiden biraz arınmış bir şekilde büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? El öpebileceğiz mi bu sene? Öyle diyorlar. Zaten bütün yasaklar da kalktı. Şu an siz de ben de maske takmıyoruz zaten. Herhangi bir kısıtlama da yok. Bununla alakalı bir sıkıntı yok benim. Peki bundan sonraki bayramlar daha mı güzel geçecek? Pandemi yok, kısıtlama yok. Bence bununla alakalı değil ya. Bayramların güzel geçip geçmemesi pandemiyle alakalı değil. Maneviyat düştü. Azaldı. Peki eski bayramları özlüyor musunuz? Tabii ki de. Ama işte diyorlar ya, eskiden mi güzeldi bayramlar yoksa işte öyle miydi bilmiyoruz yani. Bu bayram gezeceğiz, büyüklerin ellerinden öpeceğiz, bayramlaşacağız, bu kadar. Peki bu bayram daha mı farklı olacak pandemi sonrası ilk kez yüz yüze gelecek insanlar? Şöyle söyleyeyim, pandemi ben hiç fark etmedi yani. Yani daha önce nasıl geçirdiysem pandemide de aynı geçirdim. Yani bu aşı olayı falan veya maske hiç şey yapmadım yani, hiç kullanmadım hiçbirini de. Yani onun için hani bayramlaşma olsun, musafalaşma olsun, hepsi gayet normal eski bayramlar gibi devam etti. Peki eski bayramlar mı, şimdiki bayramlar mı? Tabii küçüklüğümüzün bayramı farklı ama yani küçükken bayram güzel. Şimdiki çocuklara sorsak onlar için bayram ama büyükler için biraz daha meşakkatli geçiyor.